Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz akraba evliliği ve genetik varyasyonlar olacak gençler. Böylelikle kalıtım gibi önemli bir üniteyi aslında sonlandırmış olacağız. Hemen Şubat ayı programımızı göstereyim. Biyolojinin ilk videosuyla tabii ki sizlerle birlikteyiz. Akraba evliliği ve genetik varyasyonlar bugün karşınıza çıkacak. Yarın beylekten devlete, bir sonraki gün fizikten yay dalgaları şeklinde Şubat ayını da tamamlamış olacağız. Şubat ayının içerisinde çok fazla istemiştiniz. Hocam kalıtımda zorlanıyoruz. Kalıtımla ilgili karma soru çözümleri yapar mısınız demiştiniz. Biz de sizleri tabii ki kırmadık gençler. Takvimimize kalıtım soru çözümünü de ekledik. Ayın 23'ünde de kalıtımla ilgili karma bir soru çözümü yapacağım sizlere. Hemen ödevlerinizi de vererek tabii ki konumuza geçiş yapayım. 0'dan 10'a da kalıtımın sonuna kadar geldiğimize göre kalıtım ünitesinin sonuna kadar her şeyi bitirmiş olmanız gerekiyor. Bugün sayfa 116'daki akraba evliliklerinin olası sonuçlarından bahsedeceğim. Sayfa 118'deki genetik varyasyonlar ve biyolojik çeşitlilikten bahsedeceğim. Dediğim gibi kalıtım ünitesi bitecek. Yani toplam genel soruların yer aldığı testlerin de bitmiş olması gerekiyor. 0'dan 10'a da sayfa 128'e kadar çözmediğiniz hiçbir şeyin kalmamış olması gerekiyor. Aynı şey Dinamo için de geçerli. Gençler kalıtım ünitesini bitiriyoruz. Kalıtım ünitesini bitirdiğimize göre sayfa 103'ten başlıyorsunuz. Ta en sonuna kadar yani sayfa 122'ye kadar testlerin de tamamını çözüyorsunuz diyeyim gençler. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde nelerden bahsedeceğim? Akrabalık ne demek? Akraba evliliği nedir? Olası sonuçları nelerdir? Bunları anlatacağım. Daha sonra genetik varyasyonların tanımını yapacağız. Varyasyon ne demek? Bu kelimenin anlamı nedir? Bunları öğreneceğiz. Genetik varyasyonlar meydana geldiğinde çeşitliliği nasıl etkiler? Hem sebeplerini öğreneceğiz hem de sonuçlarını bugünkü dersimizde öğrenmiş olacağız gençler. Akraba evliliğiyle tabii ki başlamış olayım. Aynı soydan gelen, arasında kan bağı bulunan kişilere akraba bireyler ismini veriyoruz. Aynı soydan gelen, kan bağı bulunan kişiler evlendiğinde de akraba evliliği yapmışlardır diyeceğiz. Soy ağaçlarını hatırlayacak olursanız dişi bireyleri yuvarlakla gösteriyorduk. Erkek bireyleri kareyle gösteriyorduk. Dişi bireyle erkek bireylerin arasına tek bir çizgi koyduğumuz zaman onların evli olduğu anlamına geliyordu. Tek bir çizgi varsa evliler, aralarında da kan bağı yok demektir gençler. Ama iki bireyin arasındaki evlilik çift çizgiyle gösterildiyse, mesela şuradaki gibi, mesela şuradaki gibi, o bireylerin arasında kan bağı var demektir. Hatta şuradaki soy ağacına bakarsak işte anne baba evlenmişler. Bunların bir kız bir de erkek çocukları olmuş. Kız çocuğunun çocuğuyla erkek çocuğunun çocuğu birbiriyle evlilik yapmış. Yani iki tane torunu birbiriyle evlenmiş. Bu tarafa doğru baktığımız zaman yine akraba evliliği söz konusu ama bu sefer kuzeninin çocuğuyla evlenmiş. Yani akrabalık biraz daha azalmış. Şu tarafa baktığın zaman kuzeninin kuzeniyle evlenmiş gibi düşünebilirsiniz. Bir alt soyda evlenme meydana gelmiş. Akraba evlilikleri risklidir. Anlatacağım birazdan sebeplerini. Akrabalık derecesi uzaklaştıkça riski de tabii ki azaltmış oluyoruz. Yani örnek 1 ile örnek 3 arasında akrabalık derecesi bakımından farklılık var. Risk açısından da tabii ki farklılık var diyeyim gençler. Soy ağaçlarında evli kişilerin aralarında tek bir düz çizgi bulunurken akraba evliliği yapan kişilerin arasında iki tane çizgi olduğunu zaten söylemiştim. Hatta bunu şuradan göstermek istiyorum. Kalıtsal hastalıkların çoğu çekinik allellerle taşınıyor. Çekinik ve baskın allellerimiz vardı. Baskınları nasıl gösteriyorduk? Büyük harflerle. Çekinikleri küçük harflerle gösteriyorduk. Eğer bir hastalığa büyük harf sebep oluyorsa, baskın gen sebep oluyorsa bunun ortaya çıkma oranı daha yükseliyor. Ortaya çıkma oranı daha çok olduğu için ve bireylerde daha belirgin özellikler meydana geldiği için bu hastalıklar aslında daha az görülüyor. Ama çekinik olanlar içeride daha fazla, nesiller arasında aktarım daha fazla meydana geliyor. İnsanlarda çekinik taşınan kalıtsal hastalıkların ortaya çıkmasının oranına da bakalım. Mesela bir bireye baktın. çekinik bir gen taşıyor. Bu da çekinik gen, hastalık geni dediğimiz gen olsun gençler. Büyük harfle gösterdiğimiz ise sağlıklı olmayı sağlayan gen olsun. Bana dışarıdan baktığın zaman ben gayet sağlıklı bir insanım ama genotipim heterozigotsa, yani büyük A küçük A şeklindeyse, dışarıdan bakıldığında sağlıklıyım ama bende hastalık geni var. Aynı şekilde benimle aynı genotipe sahip bir bireyle evlenirsem, dışarıdan ona da baktığında hiçbir şey göremiyorsun. O da gayet sağlıklı bir birey. Bizim evliliğimizde çekinik genlerin yan yana gelme ihtimali artar. Kalıtımda ne yapıyordum? Bunu bununla yazıyordum. Bunu bununla, bunu bununla, bunu bununla yazıyordum. Yani iki kişi evlendiği zaman, bu genetik özelliklere sahip kişiler evlendiğinde, hiç kalıtsal hastalık genine sahip olmayan gayet sağlıklı çocukları olabilir. Kendileri gibi taşıyıcı bireyler meydana gelebilir veya hasta bireylerde meydana gelebilir. Hasta bireylerin meydana gelme ihtimali 1/4 veya %25 oranındadır diyeceğiz gençler. Ya hocam 1/4, %25 mantığıyla bakmayın. %25 çok büyük bir rakamdır. Akraba olan bireyler arasında yapılan evlilikler sonucu çekinik genlerin taşındığı hastalıkların görülme oranının akraba olmayanların evliliğinin 2 katı olduğu tespit edilmiş durumda. Peki bu durum nasıl meydana geliyor? Şimdi biz iki kişi akrabayız ya. Akraba olduğumuz için bizim işte büyük dedelerimiz, yukarıya soyumuz aynı olduğu için bilmem kaçıncı kromozomumuzun bilmem kaçıncı geninde hastalık genini bulundurabiliriz. Aynı şey amcamın oğlu için de geçerli. Dedelerimiz aynı kişi ya, onun da bilmem kaçıncı kromozomunun bilmem kaçıncı geninde aynı hastalık bulunabilir. Biz evlendiğimiz zaman tabii ki bu hastalık genleri yan yana gelebilir ve hasta bireye sahip, hasta özellik gösteren çocuklarımız olabilir. Buradan şunu çıkartmayın. Akraba evliliği yapan her kişinin hastalıklı çocuğu olur demiyorum. Akraba olup da, hatta hastalık genine sahip olup da hastalık genini hiç taşımayan çocuk da dünyaya gelebilir. Bu da %25 ihtimaldir. Ama yapılan çalışmalar akrabalarda oranın arttığını gösteriyor gençler. Ben tutar Amerika'dan biriyle evlenirim. Benim bilmem kaçıncı genimin bilmem kaçıncı kromozomunda bu çekinik geni taşıyorumdur. Amerika'da evlendiğim adamın da o geninde o kromozom bozuktur. Bu durum olabilir mi? Tabii ki olabilir. İhtimallerden bahsediyoruz diyeyim gençler. İnsanların fenotipine yansımasa bile genotiplerinde tabii ki birçok hastalık genini çekinik olarak taşıyabiliyorlar. Çekinik genler hem anneden hem babadan çocuğa aktarılırsa bu genlerin de temsil ettiği özellikler çocukların fenotipinde ortaya çıkıyor. Bak, buradaki taşıyıcı babaymış, buradaki de taşıyıcı anneymiş. Normal olmak büyük A, hasta olmak küçük A, taşıyıcı olmayı büyük A küçük A olarak düşünürsen. Taşıyıcı baba ne? Büyük A küçük A. Taşıyıcı anne ne? Büyük A küçük A. Normal bir tane oğulları olmuş, yani burası büyük A büyük A. Taşıyıcı kızları olmuş, büyük A küçük A. Taşıyıcı oğulları olmuş, küçük A küçük A. Büyük A küçük A. Küçük A küçük A yan yana geldiği zaman ise hasta birey meydana gelmiş oluyor. Genel olarak akrabaların genetik yapıları tabii ki birbirine benzer. Dediğim gibi benim amcamın oğluyla dayımın oğluyla tabii ki genetik yapım dışarıdan birine bakarak daha yakın. Bu nedenle akraba evliliklerinde çekinik allellerin birbiriyle karşılaşma olasılığı akraba olmayan kişilerin evliliğinden daha fazla. Dediğim gibi yapılan çalışmalar 2 katı daha fazla oranda görüldüğünü gösteriyor. Dolayısıyla akraba evlilikleri sonucu doğacak çocuklarda hastalık riski artıyor. Mesela şu iki kişi birbiriyle akraba olduğuna göre bunların çekinik genleri bir araya getirip bir çocuk sahibi olma ihtimali tabii ki artmış oluyor. Akraba evliliklerinde akrabalık derecesi arttıkça çekinik allellerin doğacak yavruların fenotipinde ortaya çıkma olasılığı da tabii ki artıyor. Aslında ilk sayfada anlatmıştım gençler. Burada da aynı mantıkla düşünebilirsin. Şimdi bu 1. kuşakmış. Daha doğrusu buna işte atadöl dersek bunların 1. kuşakları şurada oluyor. 2. kuşaktaki çocukları arasında evlilik gerçekleşmiş. Buraya ata dersen bunlar 1. kuşak, bunlar 2. kuşak, bunlar 3. kuşak. İkisi de akraba evliliği ama buradaki daha uzak bir akraba evliliği iken buradaki daha yakın bir akraba evliliği oluyor. Uzak akraba oldukça tabii ki evliliğe farklı kişilerde dahil oldukça genetik çeşitlilik artıyor. Akrabalık derecesi azalıyor diyeyim gençler. Akraba evlilikleri genetik hastalıkların meydana gelme olasılığını arttırdan ciddiye alınması gereken bir durumdur gençler. Hemen zaten o hastalıklardan da bahsetmeye başlayacağım. Mesela bu hastalıklardan bir tanesi talasemi dediğimiz, Akdeniz anemisi dediğimiz bir anemi çeşididir. Yapılan araştırmalara göre ülkemizde Akdeniz anemisinin akraba evliliğine bağlı olarak arttığı görülmüş. Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülen bir hastalık olduğu için buna Akdeniz anemisi adı veriliyor. Hastalık sürekli kan nakli gerektiren ciddi bir hastalık. Normalde bizim kanımızda oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan alyuvar adını verdiğimiz hücrelerimiz var. Bu alyuvarlarımızın içerisinde hemoglobin proteini var. Oksijenle karbondioksite bağlanıyorlar. Böylelikle tüm hücrelerime oksijen, karbondioksit taşınıyor. Anemi hastaları kişilerde alyuvarların yapısında çeşitli bozukluklar meydana geliyor. Oksijen ve karbondioksit bağlama oranları düşük olduğu için vücut hücrelerine yeterli miktarda oksijen taşınamıyor. Oksijen taşınmazsa solunum yapılmaz, besin parçalanamaz, ATP sentezlenemez. Akdeniz anemisi ya da talasemi dediğimiz hastalığa sahip bireylerin alyuvarlarında bakın şuradaki gibi şekil bozuklukları söz konusu. Bunlar kan nakli alarak tabii ki vücutlarındaki alyuvar sayısını normal düzeye çekmeye çalışıyorlar diyeyim. Kalıtsal hastalıklarla ilgili anne ve baba adayları genetik testler yaptırarak oluşturabilecek riskler konusunda bilgi sahibi tabii ki olmalılar gençler. Günümüzde biliyorsunuz SMA ile ilgili testler yapılmaya başlandı. Umarız ki diğer testler de yapılır. Çiftler evlendikleri zaman eğer çekinik bir hastalığa sahiplerse bununla ilgili bilgi sahibi olurlar. Bilgi sahibi oldukları zaman farklı yöntemler söz konusu olabiliyor gençler. Diyelim ki sende çekinik bir gen var, hastalık yapıyor. Senin işte evleneceğin kişide de aynı şekilde çekinik hastalık olduğu ortaya çıktı. Ya hocam biz evlenmeyecek miyiz? Evlenmekten vazgeçilebilir. Da çocuk yapmaktan vazgeçilebilir ya da bu iki kişi evlenir. Günümüzde teknoloji çok fazla derecede gelişti. Artık embriyonik genetik çalışmalar da yapılıyor. Bunlardan embriyolar alınır. Alınan yumurta ve spermlerin hastalık taşımayanları seçilerek döllenme olayı gerçekleştirilebilir. Yani sağlıklı gene sahip olan döller birleştirilerek sağlıklı çocuklarının olması tüp bebek yöntemi gibi yöntemlerle söz konusu olabilir. Yeter ki bu konuda bilinçlenmiş olalım. Akraba evliliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kalıtsal hastalıklarla ilgili alınabilecek önlemlerin başında tabii ki bireylerin bu konuda bilinçlenmesi geliyor diyeyim gençler. Akraba evliliklerinde genetik aktarılan hastalıkların miktarı artıyor. Mesela renk körlüğünü kalıtımda gördük. Bu X kromozomuna bağlı çekinik genle taşınan bir hastalık değil miydi? Akraba kişilerde de bu X kromozomu atadölden yavrulara geçtiğine göre daha fazla oranda görülecek. Akrabalar evlendiğinde de renk körlüğünün görülme oranı artacak. Orak hücre anemisi de aslında bir anemi çeşidi. Alyuvarlar orak şeklini alarak yeterli oksijen ve karbondioksit bağlayamıyorlar. Fenil kötenürü protein mekanizması ile ilgili bir hastalık. Beyin hücrelerinin ölümüne yol açan bir hastalık. Kistik fibroz akciğer gibi, karaciğer gibi dokularda genetik olarak sıkıntıların yaşanmasına sebep olan bir hastalık. Şizofreni zihinsel bir rahatsızlık, genetik aktarımı söz konusu. Diyabet şekerin de genetik aktarımının olduğunu biliyoruz. Sağırlık, zeka geriliği gibi genetik aktarılan hastalıklar çok fazla derecede görülüyor akraba evlilikleri sonucu. Buradan da geçiyorum genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliğe açıklamadaki rolüne. Tabii ki öncelikle varyasyon ne demek bunu bilmemiz gerekiyor. Tür içi çeşitliliğe varyasyon ismini veriyoruz. Tür ne demekti? Doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek, çiftleştiği zaman verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyoruz. Bir sonraki ünitemiz ekoloji, orada tanımı tekrardan vereceğiz zaten. Mesela insan bir türdür, muhabbet kuşu bir türdür, bilmem ne kedisi bir türdür. Ama bu türün içerisinde de çeşitlilik söz konusu. İnsan bir tür çiftleştiğinde verimli döl yani kısır olmayan döl meydana getirebiliyor. Ama birimiz mavi gözlüyüz, öbürümüz kahverengi gözlü, öbürümüz yeşil gözlü. Birimiz kıvırcık saçlıyız, birimiz düz saçlıyız. Birimiz kahverengi saçlıyız, birimiz sarı saçlıyız. Bunlar tür içi çeşitlilik yani varyasyondur gençler. tür içindeki genetik dizilimlerde görülen farklılıklar tabii ki genetik çeşitliliği yani genetik varyasyonları meydana getirmiş oluyor. Genetik varyasyonların olması iyidir, çeşitlilik iyidir. Çünkü ne kadar çok çeşitlilik varsa çevre koşullarına, değişime o kadar çok uyum sağlanacak. Farklı özellikler ortaya çıkacaktır. Bir bölgedeki canlı çeşitliliğini düşünürsek de ona da biyolojik çeşitlilik kelimesini kullanacağız diyeyim. Varyasyon yani çeşitliliği senin kahverengi gözlü, benim mavi gözlü, onun yeşil gözlü olmasını sağlayan şey ne? Tabii ki mayoz bölünme sırasında crossing over yani parça değiş tokuşunun meydana gelmesi. Kardeşimle bile birebir aynı genetik yapıda değilim. Annemiz, babamız aynı kişi olmasına rağmen, aynı kişinin ürettiği yumurtayla aynı kişinin ürettiği spermin birleşmiş olmasına rağmen kardeşimle birebir aynı değilim. Mayoz bölünme sırasında meydana gelen crossing over varyasyonların oluşmasına sebep oluyor. Yine mayoz bölünmede genetik çeşitliliğin oluşmasını ne sağlardı? Anafaz 1'de homolog kromozomların hangi kutba gideceğinin rastgele belirlenmesi. Bu da tabii ki çeşitliliği sağlıyor. Hangi yumurta demeyeyim de hangi sperm yumurtayı dölleyecek? Bu da döllenme olayı da tesadüfi gerçekleştiği için tabii ki genetik çeşitliliği arttırır. Mutasyonlar da genleri değiştirdiği için, genlerin yapısında değişikliklere sebep olduğu için tabii ki varyasyonların, çeşitliliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Gen dizilimlerinin değişmesine neden olan bu olaylar sonucu yeni gen kombinasyonlarının oluşmasına yıldız atıyorum. Rekombinasyon denir. Önceden büyük A, büyük B, büyük C, büyük D şeklindeydi. Şimdi büyük A, küçük B, küçük C, küçük D şeklinde yer değişimi söz konusu oldu. Genler yeni kombinasyonlar meydana getirdi. Buna rekombinasyon ismini veriyoruz. Varyasyonlardan tabii ki bazıları kalıtsal, bazıları ise sadece fenotipik yani dış görünüşü etkiliyor. Yani dış görünüşü de etkilerse genetik çeşitliliğe katkısı olmayacak. Genetik çeşitliliğe katkısı olmayan, benden sonraki nesle aktarılmayan varyasyonlara modifikasyon ismini vereceğiz. Kalıtsal olmayan genin işleyişinde meydana gelen değişimlere modifikasyon deniyor. Yani sadece beni etkiler. Mesela diyelim ki ben çok beyaz tenli bir insanım, normalde değilim de diyelim ki bembeyaz bir tene sahibim. Yazın işte güneşin altında yatıyorum, kışın solaryuma giriyorum, sen beni hiç beyaz görmedin, hep tenim simsiyah gördün. Aynı şey eşim de içinde geçerli, o da aslında normalde genetik olarak bembeyaz bir insan ama sen onu da hep esmer gördün. Biz evlendiğimiz zaman bizim çocuğumuz esmer mi doğar? Hayır, bizim genetik yapımız beyaz. Beyaz genini vereceğimiz için bizim çocuğumuz beyaz tenli olur gençler. Yani derimin renginin değişmesi kalıtsal bir varyasyon değildir. Bu bir modifikasyondur. Sonraki dölü etkilemez. Ben spor yapıp kaslarımı geliştirdim diye benim çocuğum kaslı doğmaz. Kaslarımı geliştirmem beni bağlar diyeyim. Çuha çiçeğinin çok fazla sorusu gelir gençler. Çuha çiçeğini işte bilmem kaç santigrat dereceye götürdük, kırmızı oldu. Bilmem kaç santigrat dereceye götürdük, çiçekleri beyaz renkli oldu. Sıcaklığa bağlı olarak çiçeklerin renk açması farklı oldu. Modifikasyondur. Ortanca bitkisi varmış. Asidik toprağa götürünce bilmem ne renk çiçek açıyormuş. Bazik toprakta bilmem ne renk çiçek açıyormuş. pH değişimine bağlı olarak farklı çiçek açtım. Modifikasyon. Bal arılarında örnek verdim. 2N kromozomlu zigot var. Gittim onu polen tozuyla besledim. İşçi arı oldu. Arı sütü denilen bir salgıyla besledim. Kraliçe arı oldu. Modifikasyon örneğidir. Bal arılarını unutmam. Tek yumurta ikizi. Yani bir yumurtayı bir tane sperm döllemiş. Buradan bir tane birey meydana gelmiş. Bilinmeyen bir sebeple bunlar birbirinden ayrılmışlar. Buradan bir kişi, buradan bir kişi dünyaya gelmiş. Yani bunların genetik yapısı birebir aynı. Genetik yapısı birebir aynı olan iki kişinin zekasının farklı olması çevresel koşullardan kaynaklanır gençler. Birine iyi eğitim verirsin, okula gönderirsin, zeka gelişimi ilerler. Diğerini işte okula göndermezsin, eğitim vermezsin, hiçbir şey öğretmezsin, zekası daha geri kalır. Birini çok sağlıklı beslersin, çevresel faktörü değiştirdiğin için boyu biraz daha uzun olur. Diğerine hiç iyi beslemezsin. Onun boyu bir tık daha kısa kalır. Yani çevresel faktörler onların bazı özelliklerini değiştirebilir. Tek yumurta ikizleriyle çift yumurta ikizleri aklınızı karıştırabilir gençler, hatırlatmış olayım. Çift yumurta ikizi dediğimiz ikizler şöyle meydana geliyor. Normal şartlarda dişler mayoz bölünme yaparak bir tane sağlıklı yumurta oluşturuyorlardı. 3 tanesi eriyip gidiyordu. Normal şartlar altında her aylık döngümde bir tane yumurta oluşturmam gerekiyor. Ben o ay bir tane yumurta oluşturmadım da 2 tane yumurta oluşturdum. 2 mayoz yaptım. Binlerce sperm hareket ediyordu. Bir tane sperm geldi şunu dölledi. Bir tane sperm de bunu dölledi. Buradan bir tane birey meydana geldi. Buradan bir tane birey meydana geldi. Bunlar çift yumurta ikizidir. Birbirine tabii ki benzer ama kardeş kadar benzer. Cinsiyeti farklı olabilir, göz rengi farklı olabilir, kan grubu farklı olabilir. Ha 3 sene arayla doğmuşlar, ha aynı anda doğmuşlar. 2 farklı yumurtayı 2 farklı sperm dölledi. Tek yumurta ikizi dediğimiz ikizler ise ben bir tane yumurta yaptım, geldi bunu bir tane sperm dölledi. Normal şartlarda buradan zigot olacaktı. Zigot mitoza başlayacaktı. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 bir tane birey olacaktı. Bunlar atıyorum 64'lük bir kümeyken küme birbirinden ayrıldı. Şurada bir kaldı. Buraya bir küme gitti. 32'ye bölündüler. Buradan bir birey meydana geldi. Buradan bir birey meydana geldiyse bunlar tek yumurta ikizidir. Aynı yumurta ve aynı spermin döllenme sonucunda meydana geldiler ya, genetik yapı birebir aynı. Cinsiyetleri aynı olmak zorunda. Kan grubu, göz rengi, genetikle ilgili her şeyleri aynı olacak. Birini iyi besledim, basketbola gönderdim, 2 santim uzun oldu. Olabilir. Birine eğitim verdim, zekası daha iyi gelişti. Olabilir. Çevresel faktörler sadece farkı yaratır diyeyim. Gençler, buradan da mutasyona geleyim. Mutasyon dediğimiz şey de çeşitli faktörlerin etkisiyle kalıtsal bozulmalar. Vücut hücrelerinde de mutasyon meydana gelebilir. Üreme ana hücrelerinde de meydana gelebilir. Mesela insan için düşündüğün zaman diyelim ki senin gözün mutasyona uğradı. Bu senin çocuğunu etkiler mi? Sen göz hücrendeki DNA'yı çocuğa vermiyorsun ki, sen yumurtandaki veya spermdeki DNA'yı veriyorsun. Yani insanları düşündüğün zaman vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyon bir sonraki nesle aktarılmaz. Üreme hücrelerinde veya o hücreyi meydana getirecek üreme ana hücresinde meydana gelen mutasyonlar tabii ki yavru nesle aktarılmış olacak. Mutasyonun çeşitli sebepleri var dedik. Mutasyona sebep olan maddelere de mutajen maddeler ismini veriyoruz. Mesela buradaki yılan çift başlı olmuş bir mutasyondan dolayı. X ışınları gibi, UV ışınları gibi zararlı ışınlar mutasyona sebep olabiliyor. Kullanılan çeşitli ilaçlar genlerin mutasyona uğramasına sebep oluyor. Yine kimyasal maddeler, aşırı sıcak, ani pH değişimleri, virüsler, mekanik etkiler hücrelerin mutasyona uğramasına neden olabiliyor diyeyim. DNA üzerinde nükleotit değişimi veya nükleotit kaybı şeklinde de mutasyonlar meydana gelebiliyor. Bu tip mutasyonlar bazen protein sentezini etkilemiyor, bazen etkileyebiliyor. Mesela bir örnek verelim. Orak hücre anemisinin akrabalarda daha fazla oranda görüldüğünü zaten söylemiştim. Bu hastalık kana kırmızı rengini veren hemoglobinin protein yapısının bozulmasına, al yuvarlarda şekil değişikliği, al yuvarların orak şeklini, normalde böyle tavla pulu gibiydiler ya, orak şeklini almasına sebep oluyor. Orak şeklini alınca da oksijen ve karbondioksit bağlama oranları düşüyor. Bu kişilerde kansızlık dediğimiz durum meydana geliyor gençler. Orak hücre anemisine sahip insanlarda alyuvar esnekliğini kaybediyor. Damar tıkanıklıklarına neden olabiliyor. Çabuk parçalanıyor. Bu durumda kansızlığa yani anemiye neden olmuş oluyor. Eşeyli üreme yapan canlılarda kimde mutasyon meydana gelirse yavru nesle aktarılır. Yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi veya yumurta ve spermde yavruya verdiğim bunlar. Bunlarda mutasyon meydana gelirse sonraki nesle aktarılacak. Eşeğsiz üreme yapıyorsan o zaman vücut hücresinde meydana gelen mutasyon da bir sonraki nesle aktarılacak. Mesela sen şu ağacın dalını kesip buraya ekip buradan bir ağaç yapacaksan, şu eşeğsiz üremeyle çoğalacaksa o zaman bu ağacın dalındaki mutasyon tabii ki bu ağacı da etkileyecektir. Eşeğsiz üreme de vücut hücrelerinde görülenlerde aktarılabiliyor. Eşeğli üreyen çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar sonraki nesillere tabii ki aktarılmayacak diyeyim gençler. Birkaç tane mutasyon örneğinden de bahsedeyim. Mesela gamet oluşumu sırasında görülen ayrılmama durumu çeşitli hastalıkların görülmesine, mutasyonların meydana gelmesine neden olabiliyor. Ayrılmama sonucunda oluşan gametlerde kromozom sayısı fazlalığı ya da azlığı meydana geliyor. Şimdi tabii ben 46 tane kromozom çizemeyeceğim gençler. Normal şartlarda diyelim ki şöyle 2 tane ya da 4 tane çizeyim. 4 tane kromozomlu bir canlıdan bahsediyorduk. Bu hangi evresi oluyor? İşte metafaza, hücrenin ekvator düzlemine dizildiği evre gibi düşünün. Bir sonraki evrenin nasıl olması gerekiyordu? Normalde kromatitlerin eşit bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Burada da 4 tane kromatit göreceksin. Burada da 4 tane kromatit göreceksin. Şöyle göstermiş olayım. Sonra buradan bir tane canlı, buradan bir tane canlı olursa bunlar eşit sayıda kromozom sahip olacaklar. Ama ayrılmama durumu meydana gelirse ne oluyor biliyor musun? Şu parça eşit olarak bölüşüldü. Sıkıntı yok. Ama ayrılmama olduğu için bu kromozom bu tarafa gitti. Buraya bir şey kalmadı. Diğerine eşit bölüştü. Diğerine eşit bölüştü. Ama şuradakileri de bölüşmüştü. Şuradakini de bölüşmüştü. Buradan bir canlı oluyor. Buradan bir canlı oluyor. Buradaki canlıya baktığın zaman normalde şurada 4 tane kromatit. Burada 4 tane kromatit vardı. 1, 2, 3, 4 5. Burada 5 kromatit, burada ise 3 kromatit oldu. Yani şuradan bir canlı meydana gelirse kromozom sayısı fazla bir canlı olacak. Buradan meydana gelirse kromozom sayısı eksik bir canlı meydana gelecek. Normalde insanlarda 46 kromozom ya. İnsanlarda 21. kromozom çiftinde ayrılmama ve sonrasında döllenme meydana gelebiliyor. Normalde XX işte 2 tane göstermiş. 21. kromozom çiftinde kaç tane var? 3 tane kromozom var. 3 tane kromozom olduğu için bu 46 kromozomlu değil, 47 kromozomludur. Vücut hücrelerinden 21. kromozom çiftinde ayrılmama sonucunda meydana gelen bireylerde Down sendromlu bireyler oluyor. Down sendromlular için derler ya, onlar eksik değil, biri fazla. O bir fazla kromozom sayısının bir tane fazla olmasından kaynaklanıyor. Müfredattan çıktığı için başka bir şeyden bahsetmeyeceğim gençler. Bazı kromozom eksikliğinde meydana gelen hastalıklar ve fazlalığında meydana gelen hastalıklar var. Onlar müfredattan çıktı. Sadece Down sendromunu söyleyip geçiyorum. Kromozom sayısı normal olmayan gametler döllenme sonrasında embriyoda kromozom sayısı mutasyonların tabii ki oluşmasına neden olacaklar. Popülasyonlarda rastlanan mutant alleller genellikle çekinik özellikte. Hani neden hep çekinikten bahsediyoruz? Baskın özellikler hastalık yapmıyor mu? Yapıyor. Baskın özelliklerin zararlı olmaları durumunda hızlı bir şekilde doğal seleksiyon, yani elenme meydana geliyor. Baskın özellik hastalığa sebep oluyor ya, sen bireyde zaten o hastalığın olduğunu hemen anlıyorsun. O birey evlenmiyor, hastalığı görüldüğü için etkiler daha çabuk meydana geliyor. Ancak çekinik özellikler heterozigot bireylerde taşınmaya devam edebiliyor. Sen adama baktığın zaman sağlıkla ilgili bir sıkıntısı yok. Bu hastalık genini taşıyor sadece diyeyim gençler. Konumuzun böylelikle sonuna da gelmiş olduk. Hemen soruları çözerek bırakıyorum. Çeşitli etkenlerle yeni genetik kombinasyonlarının oluşmasına ne ismini veriyorduk? Rekombinasyon ismini veriyorduk. Genetik materyalde meydana gelen kalıcı değişimlere mutasyon ismini veriyorduk gençler. O zaman bunu yazdım. Aynı türün bireyleri arasındaki farklılıklara varyasyon ismi verilir. Genin işleyişinde meydana gelen değişimlere modifikasyon denir. Modifikasyon bir sonraki nesle aktarılmaz gençler. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadelerdeki boşluklara gelmesi gereken kavramlardan değildir diyor. O da bizim için mutajen oldu. Diğer bir soruma geçiyorum. İnsanlarda beyin hücrelerindeki lipidlerin parçalanmasını ve yenilenmesini sağlayan enzimlerin eksikliğinde Tay-Sachs adını verdiğimiz hastalık ortaya çıkıyormuş. Bu hastalık otozomal çekinik allellerle etkisini gösteriyormuş. Buna göre bu hastalık bakımından heterozigot genotipli anne ve babanın Tay-Sachs taşıyıcısı çocuklarının olma olasılığı nedir diyor. Otozomal çekinik taşındığına göre küçük aile gösterebilirim. Vücut hücrelerinde çekinik taşınıyormuş. Heterozigot genotipli anne ve babadan bahsettiğime göre her zamanki çaprazlamamı yapacağım. Büyük A büyük A gayet sağlıklı çocukları olabilir. Kendileri gibi sağlıklı fakat bu geni taşıyan çocukları olabilir. Aynı zamanda hasta çocukları da dünyaya gelebilir. Anne ve babanın Tay-Sachs taşıyıcısı çocuklarının olma ihtimalini sorduğuna göre şu birey bizim için hasta bireydi. Şunlar ise bu özelliği taşıyan taşıyıcı bireylerdir. Anne ile babayla aynı genotiptedir. Bunların oluşma ihtimali de tabii ki 1/2 oldu. Diğer soruma geçiyorum. Kistik fibroz otozomal kromozomlarda çekinik allel yani küçük A ile kalıtılan bir hastalıkmış. Buna göre aşağıda genotipleri verilen ebeveynlerin evliliğinden doğacak çocuklarının bu hastalığa yakalanma olasılığı en fazladır diyor. Şimdi buraya baktığın zaman normal çaprazlamayı yap. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bunların hasta çocuğunun olma ihtimali 1/4. Buraya baktığın zaman yine normal çaprazlamayı yap. Büyük A, büyük A, büyük A, bakayım büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, büyük A, büyük A, küçük A. Bunların hasta çocuklarının olma ihtimali yok. Bunların taşıyıcı çocukları olabilir. Şuraya baktığın zaman büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bunların hasta çocuklarının olma ihtimali 1/2 zaten de kim varmış ata bireyde. Buraya baktığın zaman büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A şeklinde olur. Bunların hasta çocuğunun olma ihtimali yok. Bunların zaten hasta çocuğunun olma ihtimali yok. Bunlar genetik olarak bu özelliği taşımıyorlar ki bize neyi sordu? En fazla ihtimali sordu. Tabii ki 1/2'yi alacağız. Zaten ata bireyde bu hastalık varmış diyeyim gençler. Hemen diğer soruma da geçiyorum. Akraba evlilikleriyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Aynı karaktere ait resesif genlerin yan yana gelme oranı tabii ki daha yüksek. Çünkü benim amcamın oğluyla dayımın oğluyla genetik yapım benzer. Çekinik genlerle aktarılan rahatsızlıkların fenotipte görülme ihtimali daha yüksektir. Çekinik genlerin bir araya gelme ihtimali yüksek olduğuna göre bunun fenotipte görülme ihtimali de tabii ki yüksek olacak. Doğacak yavruların sağlığı açısından teşvik edilmesi gereken bir durumdur. Teşvik edilmemesi gereken bir durumdur. Dediğim gibi her akraba evlenince hastalıklı çocukları olacak diye bir kural yok. Gidersin ülkenden bile değil yurt dışından bir adamla evlenirsin, genetik aktarılan bir hastalığa sebep olabilir. Sadece akraba evliliği oranı yükseltiyor diyeyim gençler. Yukarıda belirtilen hücre çeşitlerinden hangilerinde meydana gelen mutasyon gelecek nesillere aktarılabilir? Karaciğer hücresi bir kere vücut hücresidir. Benim vücudumda meydana gelen bir mutasyon niye benim çocuğuma geçsin ki? Yumurtalık bir organdır. Sakın yumurtalık dediği için düşme. Bu bir vücut hücresidir. Vücut hücresinde meydana gelen mutasyon niye çocuğuma geçsin ki? Sperm ana hücresi. Bundaki tabii ki geçiş yapabilir. Bakteri unutma tek hücreli bir canlıdır. Adam zaten tek hücreli. Bunda mutasyon meydana gelirse bundan meydana gelecek yavrularda da tabii ki mutasyon görülecektir gençler. Tek hücreli olduğu için 2'ye bölünmeyle ürediği için cevabımız 3 ve 4 oldu. Hemen diğer soruma yani son soruma geçiyorum. Yandaki soy ağacında koyu renkle belirtilen bireylerin fenotiplerinde gösterdiği özellik genlerinden hangileriyle aktarılıyor olabilir? Şimdi otozomal çekinik %90 sorularda tutar gençler ama yine de denemiş olayım. Ama şöyle küçük küçük deneyeyim. Burası küçük A küçük A ise burası küçük A küçük A ise burası küçük A küçük A ise küçük A'nın birini buradan alsa burası büyük A'lı olsa sıkıntı var mı? Yok. Küçük A'nın birini buradan alsa birini buradan alsa burası da büyük A küçük A olsa şurası da büyük A küçük A olsa sıkıntı var mı? Yok. Yani otozomal çekinik taşınabilir. Otozomal eş baskın taşınabilir mi? Mesela ne gibi düşüneceksin? AB kan grubu gibi düşünebilirsin. O zaman mesela bu bireylerin AB kan grubuna sahip olduğunu hayal edeyim. Bakalım olabilecek mi gençler? AB kan grubuna sahip olsa, atıyorum burası B kan grubu olsa olur mu? Olur. Sıkıntı yok. AB kan grubuna sahip olsa, B'yi buradan alsa, A'yı buradan alsa, buradan buraya da AA'lar aktarılmış olsa otozomal eş baskın olarak taşınabilir mi? Taşınabilir, sıkıntı yok. X'e bağlı baskın taşınabilir mi? Ona bir bakalım. Şimdi X'e bağlı baskın taşınması için mesela X üzeri büyük A şeklinde olması lazım. Diğer X'ini bilmiyorum gençler. Şu erkek birey olduğuna göre X üzeri büyük A'ya Y şeklinde olmalı. Bu dişi birey olduğuna göre X üzeri büyük A, yan tarafının X'inin ne olduğunu bilemiyorum. Ama şu bireyin ne olması lazım? Taşımadığına göre X üzeri küçük A'ya X üzeri küçük A şeklinde olması lazım. X üzeri küçük A'yı bu tarafa verse bunun olma ihtimali var mı? Var, sıkıntı yok. Şuna bakacağım, X üzeri küçük A'ya Y şeklinde olacak. Bu kızda da görülmediğine göre X üzeri küçük A'ya X üzeri küçük A şeklinde olması gerekiyor. X üzeri büyük A'yı annesinden alsa, babasından Y'yi alsa sıkıntı yok. X üzeri küçük A'yı da şu taşısa tabii ki bunun taşınmasında da sıkıntı yok. X'e bağlı çekiniği de bakayım gençler, başka bir renk bulmaya çalışayım şuralardan. Kahverengiyle göstereyim. Renk körlüğü gibi düşüneceksin. X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olmak zorunda. X üzeri küçük R'nin birini babasından alsa, babası Y olsa sıkıntı var mı? Yok. Diğerini annesinden aldı. Annesi de taşıyıcı olsa sıkıntı var mı? Yok. Sonra devam ediyorum. X üzeri küçük R'ye Y'ydi. Y'yi buradan alsa, babası renk körü olmadığına göre büyük R'yi taşısa, annesi renk körü olduğuna göre X üzeri küçük R'ye küçük R olsa, buna X üzeri küçük R'yi verse, babadan da X üzeri büyük R verse bunda da sıkıntı yok. Yani dördüyle de aktarılıyor olabilir diyeyim gençler. Buradan da hemen konumuzu bitiriyorum. Aralarında kan bağı olan bireylerin evlenmesine ne ismini veriyorduk? Akraba evliliği ismini veriyoruz. Resesif genlerle aktarılan rahatsızlıkların akraba evlilikleri sonucu görülme ihtimali tabii ki artmış oluyor. Bir türün farklı bireyleri arasındaki farklılıklara da genetik varyasyon ismini verdik. Crossing over, homolog kromozomların rastgele ayrılması, döllenmenin rastgele meydana gelmesi, mutasyonlar tabii ki genetik varyasyonları arttıracak. DNA yapısında meydana gelen bozulmalara mutasyon dedik. Gen işleyişinde meydana gelen bozulmalara modifikasyon dedik. Modifikasyonlar yavru nesle aktarılmaz dedik. Mutasyon da eşeyli üreyen canlılarda üreme ana hücrelerinde veya üreme hücrelerinde meydana gelirse bir sonraki nesle aktarılır dedik. Gençler, böylelikle dersin sonuna da geldim. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.